Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. Bugünkü videomuz Behir. Behir'in ikinci videosu. İlk videoyu atmıştım. Ne yapacağımızı söylemiştim. Bugün yapıyoruz. Şimdi Behir'de toplama yaptık abi. Bitkileri zaten kalıcı yaşam kaynağı üretebiliyorsunuz. Onu aktarmıştım. Peki biz Behir'den daha sonra nasıl para kazanıyoruz? Şu yanlar zaten yanlar stabil. Bunları bu şekilde satmıyoruz ama biliyorsunuz bunları konsantre kara kristale dönüştürüyorsunuz. İlk önce bunları zaten tarifini aktarırım az sonra. Orayı geçeyim. O basit. İlk önce biz gerçek işimizi aktaralım. Şimdi abi meyveler. Bakın meyveleri dizdim. Yanına bütün gereksinimlerini de dizdim. Bunlarla yağ üretiyoruz. Bu yağlardan üreteceğiz. Burada şimdi parayı şöyle kazanıyoruz. Bu yağları üretiyoruz. Yağları pazara da satabilirsiniz. Eğer isterseniz stoklayıp daha sonra iksir de üretebilirsiniz. Biz ilk önce bir yağları üretmeye başlayalım. Ben bir tanesine başlayayım hemen. Şöyle sihir gücü olanla başlıyorum. Bir bundan, bir bundan, bir bundan, bir bundan. Şimdi bundan dedim de malzemeleri sayayım abi hemen. Ağırlık tabii, ağırlık yetmedi. Şunu basalım hemen de. Heh. Şimdi sihir gücü meyvesini koyduk bir tane. Yanına toprak tozu koyduk bir tane. Bir tane bilge adamın kanı koyduk. Bir tane kızıl budak koyduk. Kızıl budağı işçiler ağaçlardan topluyor, nodlardan. Bilgi adamın kanını ben yaptım. Klan şeyden YouTube'da videomuz var zaten bunu üretimle alakalı. Oradan bakabilirsiniz. Toprak tozunu işçiler topluyor. Sihir gücü meyvesini de Behir'de topladık. Peki ben bunun hesabını nasıl yapıyorum? Şöyle. Şimdi B2O Kodeks'e giriyoruz abi. Bunu da hani burada göstermiş olayım sizlere. Burada güzel bir mantığı var bunun. Sihir gücü meyvesinden bakalım ne üretiyorduk bundan. Üretmeye başlasın. Üretirken ben size aktarayım. Ne yağı abi? Sükunet yağı üretiyoruz buradan. Hemen geçiyoruz buraya. Sükunet yazıyoruz. Ben şu an daha kar mı zarar mı bakmadım. Çünkü merkez pazar fiyatları bildiğiniz gibi sürekli değişiyor abi. Daha kar mı zarar mı bakmadım. Şimdi kar mı zarar mı ona bakacağız. 1'e 4 oranında veriyor. Benim kimya üretimimde 2,9 alıyoruz abi biz. 1K Masteriz'den üzerinden konuşuyorum. 1'e 4 oranında alıyorum ama 2,9 benim oranım. 1K Masteriz'de bu şekilde. Siz de bunu işte 10.000 tane üretip kaç aldığınıza bakabilirsiniz. Merkez pazar fiyatı doğru mu? Şuna bakalım bir. 1,84. Burası doğruymuş. Bastık buna. 2,9 aldık. Üretim miktarımız 1. Fiyatları güncelleyelim. Bu pahalı. Bu da pahalanmıştı. Sihir gücü meyvesi de pahalı. Toprak tozunu da bastık. Karda. Çok az bir kar. Vergi %15 aldığımız zaman tane başı 41K kar ediyoruz. Ama kar ediyoruz. Yenileme yağını bu şekilde, sükunet yağını şu an üretmeye başladık. Bundan sonra biz cesaret yağı da üreteceğiz. Hemen cesaret yağına da bakıyoruz. Ben bunu şu an niye anlatıyorum bu arada, onu aktarmış olayım sizlere. Şimdi buradan B2O Kodeks'ten üreteceğiniz iksirin karlı mı zararlı mı olduğunu görebiliyorsunuz. Girin buradan, üretmeden önce dediğim hesabı yapın ama şunu unutmayın, kendi üretim tarifinize göre yapmanız lazım. Yani sizin kimya masteriniz neyse ona göre. Çünkü burada ben 1K masterinizde 2,9 alıyorum. Sizin de 2,9 alıyor olmanız lazım. Şunu bir hesaplayalım. Şimdi bu yağın fiyatı 391K'ymış. Merkez pazar fiyatından palyaço kanını yazdık. Keşiş dalını da güncelliyoruz. Doğa meyvesini de yazdık. Alev tozunu koyduk. Bakın doğa meyvesinden süper kar var. 585K tane başı. Vergi düşülmüş hali bu arada. Vergi düşemediğimi biliyorsunuz. Özürlü gibi hesaplayamıyorum. Ama bakın otomatik olarak hesapladı bu site. 2,9 alıyorum. Yakında grubir olmak üzereyim zaten. Kimya kostümü aldığımda bu 3,2 olacak. Ben bu karı daha da yüksek alacağım. Şu an 1K Masteriz üzerinden hesaplıyoruz ki kimyada 1500 olmak zor değil. 1500 olduğumuzda bu kar da bayağı bir artmış olacak. Çünkü biz ürün başı 2,9'dan fazla alacağız. Yani neymiş abi? Bu cesaret yağını üretmekte karlı. Böyle hesaplayarak üretim yapıyoruz. Bu hesabı yaparak da sürekli olarak buradan para kazanıyoruz. Şimdi ben şunu düşünüyorum şu an. Ben videoyu durdurayım abi. Çünkü bunların hepsi tek tek üretilecek. Burada saatler sürmez de 1,5 saate bulur muhtemelen. İşte ben yenileme yağı, sükunet yağı hepsini şöyle bir üreteyim. Sonra ne kadar para kazandığımıza bakalım. Burada kar zarar hesaplamayacağım çünkü inanılmaz değişken bir faktör. Neden? Efsanevi canavarın kanını ürettiniz mi, pazardan mı aldınız? Yani bunu zaten kimya yapıyorum diye adamın bir adamı üretmesi lazım ki. Kar zararı zaten gördüğünüz gibi az önce hesapladım buradan.
Yani biz bunu üretirken tane başı 585 kâr ediyoruz ve merkez pazar fiyatlarını gider olarak çıktığımızda. Yani kârdayız. Biz toplamda kaç para kazandığımıza bakacağız. Ben buradaki bütün yağları üreteceğim. Sadece büyü meyvesinden büyü özü üreteceğim. Bakacağız kaç para kârdayız. Biz Behir'den ne kadar para kazandığımıza bakacağız. Mevzumuz bu şekilde. Burada yağ üretirken zarar ettiğimiz bir pozisyon yok. 2.9 BK Masteriz'de yağ üretirken zarar ettiğimiz bir pozisyon yok. Ama hepsini ürettiğimizde bakalım cebimize ne kadar geliyor onu görmemiz lazım. O yüzden ben şimdi videoyu durduruyorum. Hepsini bir üreteyim. Daha sonra giriş yapacağım. Bir bakiyeye bakalım ne girdi cebimize ona bir hesaplayalım. Şimdi görüşürüz. Arkadaşlar bir arada girmem gerekti. Şimdi ben işte burada kimya yapıyorum. Şöyle yapacağız. Ben şimdi mesela burada Yusuf Künet yanında bakın bayağı bir ürettim. Şöyle bir depo boşalttım buradan. Nerede orası? İlla Adası'na boşalttım. Bütün ürettiğimiz malzemeleri buraya atalım. Otomatik mevcut pazar fiyatını gösterecek zaten bize. Ben ürettiğim bütün yağları buraya stoklayacağım şimdi. Hepsinin buradan direkt merkez pazar varlık değerini göreceğiz. Daha şimdiden 180'im olmuş ki daha yarısı burada. Ve daha üretiyor da biraz daha. Bu arada ben malzemeleri tanıtayım. Malzemeleri tanıtmadım size. Öncelikle nereden elde edebileceğimizi de anlatmadım. Buradaki bütün malzemeleri merkez pazardan alsanız bile karlı zaten. Ama biz burada kar zarar hesabı yapamayacağız. Çünkü bunların her birinin kar zararına girersek işte bilgi adamın kanını üretmek daha karlı. Pazardan almaktan. Hepsini üretmek daha karlı zaten. Ama hepsini merkez pazardan alınca zaten kardasınız. Tabii siz maliyet azaltmak için buradakileri kendiniz de üretebilirsiniz. Orası ayrı. Peki bu malzemeleri nereden buluruz? Hani tamam sen üretiyorsun şimdi ama bunları nereden bulacağız? Sırayla bir değineyim hepsine. Ona göre bilgi verelim. Şimdi burada bir sürü kimya malzemesi var. Bunların üretildiği yerleri görmeniz lazım. Ben üretirken boş durmayalım. Onu aktarayım. Şu 30 tanesi bitsin. Buraya atacağım orada ille deposuna. Sırayla başlayalım. Toprak tozu zaten üzerinde yazıyor. Herhangi bir nottan toplanabiliyor ama benim bunu topladığım bir not var. Onu bulayım size hemen. Toprak yazınca çıkacak şöyle. Granada var. Tayı da varmış zaten. Onun dışında nerede üretiyorum ben bunu? Hangi nottan topladığımı size göstermek istiyorum. Asıl mesele o. Muhtemelen ben bunu Granada'dan topluyorum. Çünkü bir tek şu anki karakterim var da Granada var. Granada'dan topluyoruz demek ki. Hemen Granada'ya gidelim. Bunlar kimya nodları olarak da geçsin bu arada. Bakın burada zaman tozu varmış. Bu değil. Aynen. Şimdi bulduk. Granada üretiyormuşuz. Flondor Gölü. Toprak tozunu Flondor Gölü'ne bağladığınız zaman loj elde ediyorsunuz ve toprak tozu elde etmiş oluyorsunuz. Bunu geçelim abi. Toprak tozunu elde ettiğimiz yöntem bu. Nerede abi? Bitti tabii. Hemen diğerine başlayalım bu arada biz. Gel yağımızı da ödetsin. Buradan da paramız akmaya başlasın. Niye olmadı? Hemen şunu basıyorum. Bakayım. Heh, tamam. Yenileme yağı ödetiyor. Yarık tozu. Yarık tozu zaten çok basit. Çok yerden çıkıyor ki 1K. Hani bunu işçi bağlamak değer mi diye soracak olursanız keyfiniz bilir. Bir ton nodumuz daha var. Kimya nodu olarak bunu da not alabilirsiniz. Yarık tozu. Tarif, Keplan, Şakatu, Granada var da oraya ben kendim atıyorum. Keplan ve Tarif de var. Keplan'da şey var. Kömür nodu var şurada. Evet, kömürün yanında bakın şurada Keplan taş ocağı var. Madencilik, kömür ve yarık tozu veriyor. Bir de şeyde vardı herhalde. Omarlan mağarasında mı vardı? Platinum. Aynen. Bir de burada var kömürde. Omarlan mağarasında. Oradan da elde edebilirsiniz. Bunun dışında ne kaldı abi? Zaman tozu. Bu da çok basit. Bütün nodlarda var. Bunu da hani bağlayarak elde edebilirsiniz. Zaman tozu nerede varmış? Ona bakayım hemen. Depo olan bir slota gidelim. Gerçi şey de ya. Heydel'de miydi? Yani Heydel'de var burada. Buradaki şu nodlardan geliyordur muhtemelen. Bakalım. Şuna. Alev tozu ve karanlık tozu geliyormuş buradan. Şurada bir yerdeydi muhtemelen bağlamışımdır. Karanlık tozu. Karanlık tozu. Allah Allah. Nereye bağladık biz bunu ya? Karanlık, alev, keten, buğday, cüce, keten, bal kaba. Ben bunu niye bulamadım ya? Şurada aynen tamam.
Bu da kadim yarıktan, bakın buradan geliyor. Çin kalemlerinde zaman tozu olarak geliyor. Onu da oradan elde ediyorsunuz. Başka karanlık tozunu zaten gösterdim. Bildirimin üzerindeki nottan geliyor. Bu eski ağaç kabuğu, işte yeşil keşiş dalı, kızıl ağaç parçası ve ruh yaprağı hepsi aynı zaten. Bunları ağaç kestiğiniz zaman, sıvı toplayıcı ile ağaç topladığınız zaman, bir de oyundaki bütün ağaç toplamalarının hepsinden gelir. İşte kök nardır, sedirdir, herhangi bir noda işçi verin, toplasın veya kendiniz baltayla topladığınız zaman bunların hepsini elde ediyorsunuz. Bunlar bakın bu işe yarıyor. Pazara satmayın bunları. Bunun dışında bu zaten behirdi, ateş tanesi çiçeği. Meyveleri kasarken bol bol gelecek. Bunları da envanterinize saklarsınız. Bunun dışında diş budak bitki özü. Diş budak bitki özü zaten birçok yayınımda söylemişimdir. Birçok videomda. Velya'da şurada bir tane diş budak ağacı var. Aynen bakın. Ehvaz Tepesi buradan elde ediyoruz. Yani buradaki mesele şu arkadaşlar. Ben buradaki bütün üretim malzemelerini zaten kendim ürettim. Üretilmeyenleri de ben kendim işçilerime toplattım. Buradakilerin hepsi benim için şu an kar. Zaten bunları merkez pazardan satın alarak yapsanız da karlı ya. Ben hiçbirini merkez pazardan almadım. Para harcamadım. Benim ayrıntım bu. Efsanevi canavarın kanını ben üretiyorum zaten. Palyaço kanını işte, zalimin kanı, işte günahkar kanı, bilge adamın kanı vardı. Onu da ben ürettim. Bu şekilde para kazanıyoruz. Yani hiçbir şeye maliyet azaltmak mevzu. İşçi sistemi çok önemli. Bu zaman tozudur, alev tozudur, yarık tozudur. Hepsini işçi sistemiyle elde edebildiğimiz için ben her zaman diyorum. Life yapacaksanız o işçileri yapacaksınız abi. Oraya kafa basacak biraz. Oraya uğraşacaksınız. Yoksa bunlara para verirsiniz. Her zaman kar marjı düşer. Ama bakın bende öyle bir işçi sistemi var ki Kamasilve'ye gittiğim zaman görüyorsunuz. Yani olmuş 14.000 tane zaman tozu ki daha yanlar da vardır, ben toplamadım. 17.000 tane yarık. İşte toprak tozu 6.000. Alev tozunu bitti yani, bayağı bir kullandım. Karanlık tozunu kullandım. Eski ağaç kabuğu 23.000 tane var. İşte kızıl ağaç parçası 16.000 tane. Bunları kullanıyorum sürekli zaten. İşçi sistemi çok önemli. O yüzden işçi sistemine önem verin, dizin. Çünkü bu iksirleri üretirken size de maliyet azaltacak. Görebildiğiniz birçok yolu bağlayın. Maliyeti azaltın. Bunu da söyleyeceğimiz bu kadar. Bakın bu arada işçim ne kadar çok kostüm üretmiş. Tanesi 1,3 cm. Bunları pazara atmıyorum tabii ki. Basıyorum, arta basıyorum ben, ama şuraya bakın yani bir. Hepsi işçilerden gelme. Üstüne basa basa söylüyorum. Laf yapıyorsanız o işçilere önem verin derken videoda geldi bir tane yaşam taşımız. Sağlam yaşam taşı koruma 371 ay. Videoda denk gelmesi çok iyi oldu. Ne zaman kimya yapsan şu videoda denk gelmiyor. Gidiyor, video dışında kimya taşı çıkıyor. 371 gram para da kimya taşından aldık. Bunu kâra eklemeyeceğim. RNG bu bildiğiniz gibi. Ama 371 gram de 371 gramdır abi. Mis gibi takı parası. Tamam, ben videoyu durdurayım. Şunların hepsini bir yapalım. Ben tekrar geleceğim. Arkadaşlar işlem tamam. Şimdi her şeyi yaptık. Hesap kitap bölümü gelsin. Burada vergiyi zaten otomatik düşersiniz. Ben depo üzerinden bakiyeyi göstereceğim sizlere. Şimdi biz meyvelerden sadece büyü meyvesiyle büyü özü üretiyoruz. Onun dışında bütün yağları üretiyoruz. Yenileme yağı, fırtına yağı, cesaret yağı, yoldaşma yağı, sükunet yağı. Tariflerinin hepsi F2'de var. Zaten videonun başında sararsanız burada sırayla dizmiştim. Oradan görüntülersiniz. Burada bizim kanaat 3,2T, ama bu kimya taşı 371M. Bu bonus. Bu gelmeyebilir. Yani bu işin garanti kısmı değil. Hani bunu çıksak şöyle 2,8T. Bir de şu var abi. Şimdi sert 116, keskin 70, 414 tane kara kristal, 66 kapras, 501 tane kadim ruh tozu, 9 tane de etkinlik şeyi var. 90M yapıyor bu, biliyorsunuz. Yani şöyle bilgi vereyim. Hadi kafadan rastgele olarak vergiye düştük. Şunları ekledik. Minimum 3T çıkar abi. Bakın minimum 3T çıkar. Ben ortalama 5 saat toplama yapmadım. 5 saat kimya ve toplamayı toplasak benim yaptığım işlemi tamam 5 saat yapar. Bu da saat başı ortalama olarak 600 ml tekabül eder. Yani biz burada behirde ot topladık. Sonra ottan topladığımız malzemeleri kimyaya dönüştürdüğümüz zaman saatlik 600 ml alıyoruz. Ve totalde 3T gibi bir para aldık ki bu 3T'den fazladır bence bu arada. Çünkü şundan düşmedi, hani bunu geçiyorum ama şurasını böyle satmıyoruz. Bakın bunu böyle satarsak zarar edersiniz. Kara kristalleri basit kimya ile silah, kara taş silah ve kara taş zırh koyup normal kara kristale dönüştürüyorsunuz. Daha sonra onu da basit kimyaya sert ve keskin de koyarak konsantre kara kristal üretiyorsunuz. Buradan kaç tane konsantre kara kristal çıkacak onu hesaplayayım ben kafamdan. Hemen hesaplıyorum. Kara kristal çıkacak buradan. 90 tanesi 900.
Yani 900'den fazla 1,2 TL civarı bir para yapacak. Bakın 1,2 TL'yi şuraya ekleyin. 3,8 TL, 3,9 TL oluyor ki bunlardan kalacak bu arada. Yani belki şu yetmeyecek, bu da fazla kalacak. Yani bu benim nötrler. 4 TL'ye tekabül edecek aslında buranın geliri ama hadi 3 yazalım. Hadi saatlik 600 olsun. Kalanı da bizim olsun abi. Ben bunları yaparken yaptığım klan görevleri var. Burada deposu var. Buraya 330 milyar para birikti ki buradan harcadım bu arada. İşte peri tozu vardır. İşte perinin nefesi geliyor. Koyu mavi toynak geldi abi. Şunlardan birikti. İleride bunlar çok işimize yarayacak. Ne bileyim. Daha da bilibum şey. Yani ben bunların hepsini ince detay hesabına girmedim. Burada granaya attığım bir şey var mıdır diye bakıyorum. Yok, atmadım muhtemelen. İşte metal çözücüsü de odur budur, onları saymıyorum bile bakın. Bakın buraya atmışım mücevher parlatacağım, saymıyorum. Bence ortalama Behir'den saatlik bir TL alınır. Benim kimya masterizim 1000, toplamda 1700'lerde yapıyorum ortalama. Yani bence burası kaçırılmayacak fırsat abi. Kaçırılmayacak fırsattır şu an Behir'de ot toplayıp yağ üretmek. Bakın şunu saymadım bile, bundan daha güzel şeyler de alabilirsiniz. Belli olmaz yani. Orası RNG işin. Bir slot dönerken takı drop'u gibi düşünün onu. Şunları şöyle koyalım. Ben bu slotu çok beğeniyorum. Ama şunu aktarayım. Peşin peşin söyleyelim herkese abi. Şunları alayım şuradan. Peşin peşin söyleyeyim abi herkese. Ben ürettiğim yağları pazara satmayacağım. İleride hani ileride olur da ben pazara satmayacağım. Siz pazara satarsınız. Daha sonra bunların fiyatı artabilir. O olur, bu olur. O noktaya geçiyorum. Muhabbet mesele şu. Ben bu yağları niye bu üretme videosunu çekiyorum? Bu yağların her birinden yüksek kalite iksir üretebiliyoruz. Çılgınlık iksiri, tespit iksiri. Bunlar çok kaliteli iksirler. Bakın mesela çılgınlıktan örnek vereyim. Çılgınlık için yağ gerek. Çılgınlık iksiri 363K, sonsuz çılgınlık 1,2M ki 1,3M de siparişte şu an. Normal çılgınlık iksiri 390K. Ve bu yağlarla üretebiliyoruz ki çılgınlık iksiriyle zaten çılgınlık iksiriyle cinnet iksiri üretiliyor. Abi. Ben finalde cinnete bağlayacağım şu an bu durumu. Ben mesela çılgınlık iksirinin şu an yenileme yağını ürettim. Berrağım vardı. Savaş izim zaten işçiler topluyor. Ben oradan buradan işte teslimatlardan gelen nişanlarla alıyordum. Hayalet mantarı izi pazarda var. Sedir bit gözü toplayacağım bunun yanına bir. Çılgınlık iksirini yaptım. Daha sonra nedir abi? Yarı insan iksiri gerekli olacak bize. Gün arka arkana var. Çok basit. Kökler özü zaten sedir özü toplarken kökler de toplamış olacağım. İkisinin nodu yan yana. Karataş nodu çok kolay. Ok mantarı çok kolay. Yani biz zaten işin zor kısmı olan çılgınlık iksirinin en zor kısmı olan yağı ürettik. Bundan sonraki malzemeler çok da zor değil. Biz burada cinnet iksiri üreteceğiz. Bunun tanesi 3M. Yer yer 4M'e çıkıyor. Bunu da mis gibi pazarımıza satacağız. Ben o yüzden yağlarımı satmıyorum. Zaten bunun üstüne basa basa söylüyorum şu an. Yani satsak parası belli ama. Hani gördük, parası şurada. Satsak 2,7 yanlarla 3-4 TL'yi görüyor Behir'in kazancı. Behir mis gibi bir slot. Toplama etki çok yüksek veriyor. Ki benim kimya masterizim 1K abi. Bakın 1K. Öyle çok yüksek bir şey takmıyorum. Tek toplama takıyorum, 5 TL para değil. Bakın burada zaten gidip bunun parasını çıkardık yani. Kendini çok rahat amorti ediyor lifeskill ekipmanları. Hele ki tri manos set ve tet manos setler, işte manos hazır setleri kendini çok rahat amorti ediyor. Ben yakında zaten tet takı seti, pen işte toplamadır, kimyadır alacağım. Parası bu şu an kazandığım parayı mesela bunlara harcayacağım. Artık yatırımım bu yönde olacak. Genelde Gears izliyordum. Benim Gears'da işte şurada göstermiş olayım. Hani bir Pen Valtara var, bir Pen Narc var, şu Görem Narc'ı. İşte Umutsuz var, burada Umutsuz Eldiven var, Pen Mifer var, Pen Urgon var. İşte 3 tane Duo Gudur var. 286, 388. Bunlar Kapras Son mu, Kapras 6 mı, 5 mi ne, aynen. Bir tane Vel var. Hani 200 TL falan çıkar herhalde buradan toplasak. Ben bugüne kadar Jir diziyordum genelde. Hani Life'dan kazandığımı, artık Life'dan kazandığımı Life'a abi. Böyle bir karar aldım. Zaten bir anket atmıştım size kanaldan. Oradan da life cevabı çıktı. Çok mantıklı çünkü. Burada şu an ben 1K Masteriz'le kimya yapıyorum ve benim kimyadan üretimim 2,9 oran. Bir üretimden 2,9 oranda alıyorum. Bunu 3,2, 3,4 oranına çıkarttığınız zaman bu kar marjları artacak. Bir yere gelip saatte 1 TL, 1,5 TL paraları çok rahat görmeye başlayacağız ki burası ot toplama slotu. Bir yere geldiğiniz zaman zaten şunu çok net yaşayacaksınız. Bu videodan sonra da önce de burası sürekli dolu bir slottur. Behir boş kalmaz.
Yani çok boş bulunabilir. Bulunmayacak bir şey yok ama şu an bir geldim mesela göstermek için. Şu an boş Valencia 1. Ama gece geç saat tabii. Gündüz de hani genelde pazar günleri çok zor bulursunuz boş. Genelde geliyor arkadaşlar buraya. Çünkü parası görünüyor. Gözle görünüyor yani. Tertemiz mis gibi. Ki biz bu yağları daha yükselteceğiz. İşte bunu bu yağlardan bir tanesiyle tespit iksiri, biriyle çılgınlık iksiri yapacağız. Ki daha bir sürü yağ var ve onlardan farklı farklı iksirler yapılıyor. Dev iksiri, öz iksiri, işte cinnet iksiri. Bunların altları için hep yağ gerekli oluyor bize. Yağlarımızı kastık. Ben bu arada şimdi video bitti ama ben daha Behir'de bayağı duracağım. Buraya sistemi kurdum. Geliyorum, topluyorum, enerji bitiyor, yatıyorum. Eğer bilgisayarın başındaysam kimya yapıyorum. Konteyner koydum, depoya atıyorum. Enerji doldu, gidiyorum, topluyorum abi. Hep aynı rutin, hep aynı tertip. Bu şekilde ilerletiyorum. Bayağı bir heyde, ben bayağı bir girişteyim. Pardon, ben bayağı bir Behir'de olacağım. Buradan çıkmayı düşünmüyorum yakın zamanda. Çünkü bayağı sağlam bir alt üretmek istiyorum ki hani öyle 1-2K cinnet üretmek istemiyorum. Yani 5-6 TL cinnet değil de böyle 10K, 30 TL falan almak istiyorum cinnetten. Anladınız beni zaten. Hani parayı kırmak istiyorum açıkçası. O yüzden bayağı bir buradayım. Bunu da bu şekilde aktarmış olayım. Kimyadan ve toplamadan Behir sistemiyle böyle para kazanabilirsiniz. Burada zaten değerlendirmediğimiz başka bir şey kalmadı. Otları belli başlı kimya tariflerinde istiyor. İstiyorsanız bunlardan kalıcı yaşam kaynağı da üretebilirsiniz. Zaten ilk videoda bunu söylemiştim sizlere. Bunlardan değerlendirilebilir. Ben buradan çıkan ticaret eşyalarını buraya biriktiriyorum. Bunları satacağım. Ticaret de yapıyorum biliyorsunuz. Söyleyeceklerim bu kadar. Bakın zaten burada bize bir sedir bitki ödülü aldım çılgınlık iksiri için. Burada var abi. Ben 5K'sını buraya toplamışım bile. Başka slotlarda da var. Başka depo slotlarında da var. İşçilerim sürekli topluyor. Ben işçilerin topladıklarının üstüne gidip biraz toplayacağım. Çok yormayacağım bile kendimi. Ki zaten agri açıp dalarım, toplarım. Onun videosunu da atacağım. Hani ben bu cinneti üretmek için bitki ödülünü nereden topladığıma dair videoda atacağım. Onu da izlersiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Behir süper para kazandırıyor. Gelin burada ot toplayın. Başka işle uğraşmayın. Müthiş para. Otun fiyatına bakmayın. Buradan çıkan şeyler işlendiği zaman yani kimyadan geçtiği zaman 1K Masteriz'de bile parayı gördünüz. Çok büyük bir fırsat. Bence hemen yapışın. Şu an etkinlik de var. Büyü meyvesi, meyve şeyleri çıkıyor. Kutuları çıkıyor. İçinde meyve de açıyorsunuz. Hiç beklemeyin, yapışın abi. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Keyifli oyunlar.